İyi akşamlar. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Süha Güner. İstanbul'dan tüm dinleyenlerimize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Vesair başladı. Geçtiğimiz hafta mütefekkir, yazar Sayın Yusuf Yılmaz Araç Beyefendi ile birlikte olmuştuk. Bir program yetmedi Sayın Araç'la yaptığımız sohbete ve bu haftada devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Yusuf Bey'in çocukluk arkadaşı diyebileceğimiz Arifiye Öğretmen Okulu'ndan arkadaşı, bizim de yıllarca Türkiye radyolarında ve televizyonlarında prodüktör olarak görev yapan rahmetli Servet Somuncuoğlu üzerine konuşmuştuk. E, Taşların Hakanı Servet Somuncuoğlu isimli bir kitaptan da söz etmiştik e, Sayın Yusuf Yılmaz aracın e, çıkardığı. Ağırlıklı olarak tabi İznik'ten, Nazım Hikmet'ten, Arifiye Öğretmen Okulu'ndan, Türk Milliyetçiliği'nden ve bahsetmiştik. Bu hafta da devam edeceğiz. Bu hafta biraz tarih bilinci konuşmak istiyorum. Ben çünkü çok okuyan bir isim Sayın Yusuf Yılmaz Araç. Gençlerin tarihe bakışından konuşuruz. Kültür dünyamızda şöyle bir göz atarız. Şimdi Arif'i Öğretmen Okulu'ndan bahsedince ben bu aralar çok Trakya'ya gidip geliyorum. Kepirtepe, önce evet. Key Enstitüsü, sonra Öğretmen Okulu. Şimdi yerinde ne var bilmiyorum bile. Hep böyle içim acıyor. Çünkü orada ne anılar var, ne öğretmenler yetişmiş. Ee, Türkiye'nin çok önemli bir dönemiydi değil mi? bu öğretmen okulları? Onu çok, biraz anlatın bize bu haftada. Çok. Ee, köy Enstitüsü ile başlıyor malumunuz 1940'larda. Ee, Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı. Ee, İsmail Hakkı Tonguç. Ee, ilk Öğretim Müdürü. Bunların öncülüğünde e, Türkiye'deki eğitim kalitesini yükseltmek, eğitimi yaygınlaştırmak ve fırsat eşitliği adına ve kırsal kesime ulaştırmak adına bu müesseler kuruluyor. E, daha önce de söyledik çok geniş araziler. Uygulamalı derslerin de ağırlıklı olduğu tarım, o zaman ihtiyaç duyulan bilhassa köylerde tarım, müzik, El becerilerinin geliştirildiği sanat atölyeleri vesaire. Yani bunlar çok tartışılmıştır. 1940'lardan günümüze kadar gelmiştir. Hangi gazete açsanız 40'da, 50'de, 60'da bir köy davası vardır. Yani bu çok tuhaftır ve çok sığdır. Efendim oradan komünist yetişiyor. Yani bina insanı komünist yapar mı efendim? Ağaç insanı komünist yapar mı? Bina binadır. Ağaç ağaçtır, arazi arazidir. Şuna katılıyor musunuz? Belli bir ideolojinin Türkiye'de bu sebeple köy enstitülerini kapattığını... ...daha sonra karşı ideolojinin gelip öğretmen okullarını kapattığını söylerler. Doğru <laughs> mu? Onu söylerler. Yanlış değildir. Çok da o kadar mıdır? Yani köy ağları engel olmuştur? O kadar da değildir. Yani Mesela Güz Sazan babasına da söz söyler. Emin Sazak da buna karşıydı falan... Yani bu ağlıktan değil de bir zihniyetten dolayı. Hakikaten baştan belki solcu yetişti o günün fikir akımları. Fakat orada solcu yetişirken solcular da cezaevinde yatıyordu. Nazım Hikmetler, Kemal Tahirler, Orhan Kemaller. E garip bir durum Türkiye'nin e, garip halleri diyelim o şeylere. E, bizim dönemimizde de hep milliyetçi yetişiyordu. E, bu defada sol işte öğretmen okulları komando Ayvaz, Ayvaz'ın komandoları diye bize şey yapıyordu. Yani sol da sağ da olsa çok aşırı ekstrem olmadıktan sonra hepsi vatansever. hepsi gitmiş köye, işte köy köy çocuklarını eğitmişler, emek harcamışlar, ter dökmüşler. E şimdi bu okulların böyle e, tarmar edilmiş olması olumlu bir şey değil. Şimdi tabii üç aşağı beş yukarı doğru rakamlar bunlar çünkü dünyada e, artık her yerdeki bilgiye çok net ulaşabildiğimiz gibi devlette. De... Bizi sayabiliyor adrese dayalı nüfus kayıt sistemi diye bir gerçek var. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Yusuf abi 2022 yılının sonunda Türkiye'de toplam nüfus bin küsür Bunun 15-24 yaş grubunu söylüyorum yaklaşık 13 milyon ve Türkiye nüfusunun 15,2'sine tekabül ediyor. Bu muazzam bir avantaj. Özellikle yaşlı kıta Avrupa'sına göre ya da komşularımıza göre. Ama değerlendirebilirsiniz bir avantaj. Bu genç nüfusu doğru bir şekilde kanalize edemezseniz sadece eğitim değil işte zanaat var, meslek var, o var, bu var. Bu sefer dezavantaja dönüşüyor. Sizce gençlerimizi yeterince eğitebiliyor muyuz? Çünkü sizin bir pedagog tarafınız da var. Öğretmen okulu mezun olmanız sebebiyle ya Gençlerimiz e, gayet zeki, gayet e, kabiliyetli. Yani en son işte voleybol takımımız Avrupa şampiyonluğu aldı. Onları da kutlayalım. Dünya şampiyonu Dünya. Oldu. Geçmişte. Evet. Yani gençlerimiz şöyle. E, bizler e, belki ailelerimizin ilk eğitimli kuşağıyız. E, köylerden, kasabalardan geldik. Ve eğitimin değerini ve imkanlarını biraz daha fazlalaştığı için kendi çocuklarımıza bu kuşağa daha fazla emek verir olduk okullarına, eğitimlerini ee, bu manada biraz daha rahat e, büyüdüklerini düşünüyorum gençlerimizin. Fakat bu kadar hani bazen gençlerimiz nereye gidiyor falan böyle de bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani gençlerimiz gayet ahlaklı, gayet şuurlu bir şekilde Ailelerinden, okullarından, çevrelerinden e, bir milli işvuru sahibi oluyorlar. Onun için illa bir teşkilata şuna gitmelerine gerek yok. Eskiden buna ihtiyaç vardı belki ama bugün e, sosyal medyada kolaylıkla işte yayınlara ulaşıyorlar, ya yazılara ulaşıyorlar. E, yani geri kaldıklarını düşünmüyorum. Fakat gençlerin bu ülkeyi sevdiği kadar bu ülkenin de gençleri sevmesi lazım. Onların önünü açması lazım. Bu konuda da bir takım çabalar görüyoruz, işte teknoloji sahasında, savunma sahasında vesaire. Fakat istihdam imkanlarının artması lazım. Çünkü gençler okuyorlar, yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar, dil öğreniyorlar, işte aileleri bir sürü masraf ediyor, plan. E, hayata biraz geç başlamaları, biraz sosyolojik yapımızı sanıyorum etkiliyor. Onun dışında e, gençleri daha çok vermemiz gerekiyor. Yani Cumhuriyet Peki bu yaşama 26-27 yaşından sonra hatta kiminin 30'u buluyor doktoru da yaparsa. Bunun gizli bir işsizlik olduğu fikri muhakkak, var. Katılır mısınız? Muhakkak. Evet gizli bir işsizlik. Ee, planlama yapılamaması. Ee, yani mezun oluyor. Tamam yani illa iş için okunmaz eğitim mutlaka bir iş için değil ama sonuçta insanların karnını doyurması lazım. Gelir elde etmesi lazım ki müretteh yaşayabilirsin. Söz gelimi siz e, öğretmen okulundan sonra Uludağ Üniversitesi'nde ekonometre okumuşsunuz. Ama bir bankaya girmişsiniz. Evet. Eğer yüksek lisans ya da doktora yapmak isteseydiniz o dönemin koşullarında bankada çalışırken bunu yapardınız. Ama bugün bir çocuğun bir bankaya girmesi kolay kolay mümkün değil o yaşlarda. Hem mezun çok. Hem, hem mezun çok. E, i̇mtihanlar işte, eskiden daha objektif. Bankacılık adıyordu. değişti. <laughs> Değil mi artık <laughs> evet, dijital neredeyse. Evet, evet. Bizim Taksim şubemizde 100 personel vardı. Şimdi? E şimdi belki 15 kişi falan var. Iı, Taksim şubemizde 100 personel deyince aklıma geldi. Sonra soracaktım ama yeri geldi. 1970'lerin Şilesini merak ediyorum ben. Nasıldı? <laughs> ulaşım Felt sorunu alarlık. var mıydı? Ulaşım sorunu vardı ve o yüzden belki de güzeldi. Hiç unutmuyorum. Taberası 1980'e kadar. İşte rakım rakım yazmıyor rakım illerde yazıyordu sanıyorum nüfus 3593 Şile 3593 93. Bugün Hiç kaçtır? Ortam. Bugün e, sakin nüfusu 40 bindir sanıyorum en az. Sizin işle bağlantınız devam ediyor mu? Devam ediyor. Hı, hı 40 bindir yazın bu 100 binleri geçer. E şimdi şöyle Şirin bir kasaba. İşte önünde bir küçük liman. Fakat sahil plaj hemen önünde, plaj dediğimiz. Orada ben çocukken hatırlıyorum. Envai çeşit mahluk görürdüm. Deniz atı vardı, küçük yengeç vardı, kum yengeci, işte kabuklu böcekler, balıklar falan. E şimdi onların hiçbiri yok. Hatta denize gittiğim zaman oradan midye elle koparırdık koya, kayalardan. Bir tenekenin üstüne ateş yakar. Orada pişirir, karnımızı doyurduk. Şimdi bakıyorum kayalara yokluyorum. Hep çıplak. Ne oldu bu midyelere? Nüfus artıyor, bilinçsiz tüketim, bilinçsiz e, genel olarak söylersek avcılık. Zaten e, yaban hayatımızda da çok fazla bir şey kalmış değil. E, şile o yüzden güzelliğini devam ettirmekle beraber e, bu plansızlık, o ahşap evler e, azalıyor. Şimdi koruma altında ama bu sefer de bakımsızlıktan yıkılmaya üst tutmuş. Şile bezi var mı? Şile bezi... Şimdi belediye yaşatmaya çalışıyor. Eskiden tabi bunlar elde dokunan, tezgahlarda dokunan, deniz kıyısında kurutulan onları ben hatırlıyorum. Şimdi tekrar kalmasa da belediye en azından bir kültürel değer olarak tutmaya çalışıyor. Şimdi e, Sayın Yusuf Yılmaz Araç Kastamonu kökenli ama Şile'de büyümüş. Süzey bu arada köyünün evet. ismi onu da söyleyelim. <laughs> Kastamonu da çok güzel bir coğrafya tabii yemyeşil bir yer beni tabii çok ilgilendiren kısmı Kastamonu İnebolu İnebolu'nun milli mücadelede yaptıkları İstanbul'dan gelen silahların oradan Ankara'ya aktarılması bir biraz da denizcilik merakım var benim o İnebolu'nun ahşap tekneleri evet. ama maalesef artık o da üretilmiyor. Ee, ben bizimki ilçemiz araç ee, araçtan öteye çok fazla gitmişliğim yok daha Ama sonra... aracın o keresteleri de işte ee, o tabii teknelere gidiyordu Evet evet, evet. Ee, İnebolu dediğiniz gibi oradan İstiklal yolu dediğimiz işte 50-60 kilometre dağlardan yukarı. Bütün buradan giden cephane buradan giden Aydınlar, subaylar genelde o yolu. Oradan olanlar. gittiler Ankara'ya. Evet. Hatta işte demin bahsettik Nazım Hikmet de. Nazım Hikmet, Vala Nurettin e, ve dört şair bunlar. Diğer ikisi Seciyesiz diye geri yoldanıyor. Onların ismini burada zikretmeyelim. Onlar da meşhur şairler. Hatta milliyetçi şairler. onlar ezin çıkmıyor ankara'da Vala Nurettin ile e, Nazım Hikmet geçiyorlar. Ankara'da bir süre duruyorlar. Cephede görev aldıklarını yazıyorlar. Cephede görev verilmeyince öğretmenlik veriliyor Bolu'da. Bolu'da müddet öğretmenlik yapıyorlar. Sonra bir Rusya'ya gidiyorlar falan. Öyle bir macera şeyleri var. Aslında bir seyahat ajantası şu anda bunu planlasa hem iyi para kazanır hem de Tabii. bir bilinç için ne bileyim İstanbul'dan bir tekneyle yine Bolu'ya Orada konakladıktan sonra o istiklal yolundan değil mi? Bir hafta sürecek bir tur. bir özelliği de bilhassa aracın nüfus Buna göre en fazla şehit vermiş olması İstiklal hmm. Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda hemen her köyden, hemen her evden bir şehidimiz var. Bizim de ecdadımızdan şehitler var. Hatta babaannem o bakımdan yetim büyümüş. Tür Onun acıları, sıkıntılarını hep çekmişizdir, hep anlatırlar. Onlar da bize bir milli euro kazandırmıştır. Tabii Çanakkale çok önemli bir destandır Türk tarihinde ama travması da büyüktür onu da söyleyelim. Evet, Okullar yıllarca mezun veremedi. Tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetli analım. E, sivil toplum örgütlerine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi 1970'lerden 2023'e biraz e, Türkiye'ye hakimsiniz. İki görüş var bu konuda. Birincisi daha çok Anglo-Sakson protestan, İngiltere-Amerika kökenli görüş. Bir ülkenin gelişmişliği ve demokrasisi sivil toplum örgütlerinin gelişmişliğiyle orantılıdır. Ama kıta Avrupa'sındaki görüşte, Özellikle bu ülkelerin, ülkelerin iç iş işlerine müdahale etmek için bir araç olarak kullandıkları yönünde. Belli isimler var, saymayalım şimdi, gerek yok. E, derneklerde görev yaptığınızı biliyorum geçmişte. Sivil toplum örgütlerinin dünyasına hakimsiniz. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, sivil toplum örgütleri demokrasinin kaçınılmaz. E, kaçınılmaz kurumları. Bunlar ne kadar güçlü çok olursa o kadar demokrasi oturmuş demektir. O kadar devlet vatandaşına güveniyor demektir. Vatandaş da devlete karşı hak ve hukukunu belki bir nebse o şekilde e, ifade ediyor veya koruyor. Olacak. Fransızlar ve Almanlar böyle düşünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kurunun yanında yaş dayanıyor. Şimdi bir kanun <laughs> çıkıyor. Kanun çıkarmak zor bir iş. Elbette kılı kırk ama kanun çıkarken akla us gelmeyen bir husus olabiliyor. O kapsamlısı kalmamış oluyor, o kanunun hedefine uygun olmayan bir takım icraatları ortadan kaldırmak için belki yıllar geçmesi lazım. E, o yüzden sevgili toplum örgütleri bunları dile getirmek, vatandaşın hak ve korumak açısından önemli. Tabi eskiden 70'li yıllarda bunlar e, siyasi görüşleri e, yayan ve temsil eden takım kuruluşlar olabiliyordu. Burada da aşırılıklar olduğu zaman da tabii bu da sosyal bir karmaşa da yol açıyordu. Tabii o yıllarda dernek kelimesini <laughs> evet. e bir cümle içinde <laughs> kullanmak bile başınıza iş açabilir. Bizim tarafta teşkilattır işte ülke ocakları, <laughs> öbür tarafta örgüt işte İGDE vesaire. Yani bir yolumuz kaz kazara bir diyen önüne düşerse orada sıkıntı oluyordu. <laughs> Az önce e, gençlerle ilgili e, bence olumlu e, cümleler kurdunuz. E, en azından istikbale, umutla baktığınıza dair bir izlenim edindim ben. Peki bu e, apolitik oldukları, siyaset yaşamından uzak oldukları ve kendilerini çok fazla dijital dünyaya verdikleri konusundaki eleştiriler hakkındaki görüşünüz ne? Doğru, dijital dünyaya veriyorlar ama çok apolitik değiller. Ve bizden de zeka bakımından çıkıyor de değiller. Şöyle mesela Bozkurtlar kitabının geçen programda söylemiştim. Belki 20 defa okudum. Çok haz alıyorum. Yani her sene elime bir alıyorum, karıştırıyorum. Atsızın kitabı. Atsızın kitabı. Orada çünkü tek kahraman yok. Bir sürü kahraman var. İşte Kürşat var, Yamtar var, Pars Bey var falan. Hepsinin şeyini biliyorum. Böyle Hı -hı. maceralarını. Macera derken hani orada anlatılanları. Ben oğluma da tavsiye ettim onu Tuğrul Alparslan. Şimdi üniversite okuyor. Nerede okuyor Tuğrul abi? Bilgisayar mühendisliğinde. Bu sene bitirecek inşallah. Dedim oğlum bak kitabı oku bu çok önemli falan. Tamam baba dedi. Bitirdi. Sonra nasıl buldun? Çok iyi dedi falan. Bu dedi burada bir için katun var dedi. İçin katun. Buna dedi ne oldu? Dedim, nasıl ne oldu? E bu dedi kayboluyor gidiyor yani akıbeti. Hakikaten düşündüm. Kitaptaki bütün kahramanların işte hayatı ölüyorlar, vuruşuyorlar falan. İçin Katun, Belki Göktürk devletinde 40 sene falan şey, Kaan'ın karısı. Kaan ölüyor, bir yer Kaan'la eliniyor falan. Kitap atlanmış. Yani onun akıbeti yok. Ve ben onu 20 defa okudum, hiç fark etmedim. Tuğrul da bir defa okudu. İçin kadının akıbetinin orada olmadığını o fark etti. Demek ki kavrayışı benden daha ...yüksekliğe takdir ettim. Bravo dedim sana. Algıda belki evet. bir seçiciliği <laughs> var. Doğrudur. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bilmiyorum Tuğrul Alparslan yazılım var mı? Çünkü var. bilgisayarda evet. değişiyor evet. alanlar ama... ...onun mesela bir oyunu yapılabilir. Mesela Sivilizasyon diye bir oyun var internet Hı. dünyasında. Baya baya oturup uygarlık tarihi çalışmış gibi oluyorsunuz. Ne güzel. Böyle seveyim. eğitici şeyler de var. <laughs> Yapılabilir. Hem gelir de olur. Şimdi tabii bu baba ol, sizde olmuyordur ama kuşaklar arası iletişimin biraz gençlerin dijital dünyaya çok hakim olması, bizim çok olamamamız. Ben ilk bilgisayarımı 1998 yılında aldım. 28 yaşındaydım. Ee, biz mülteciyiz bu dünyada. Sonradan dahil olduk. Onlar için ana vatan. Çünkü bu içine doğdular. Tabii ki. Ama ee... Biz belki hani sektör olarak bankacılıkta biraz daha erken aşırı, aşırı olduk bilgisayarla ama yine de %10'unu falan ancak yani cep telefonunun bile ben işte mesaj gönder, konuş başka da bir şeyini bilmiyorum. Ama gençlerimizin apolitikliği mesela milli kültüre olan alakaları da güzel. Mesela şu şu anda halk müziğine bir ilgi var. Halk müziği yeniden canlandı. Bizim 70'li yıllarda vardı da 80'den sonra falan biraz geride kalmıştı. Halk müziği ne işe yarar? Yani kitap okumadan da kitap okumuş gibi olur insan. İşte Kerkük'ü öğrenirsiniz. efendim. Makedonya, <laughs> Bulgaristan, orada e, efendim işte Mavrova'dan aldım bir okka. Mavrova neresiymiş diye merak edersiniz. Böyle bir yer varmış. İşte Azerbaycan'dan, Doğu Türkistan'dan. E, bütün bunlar sanki bir kitap okumuş gibi, oraları görmüş gibi bir fikir verir. Mesela Türkü çok sevdiğim ...İstanbul'dan gelen Tatar kamçısını atar tutar. Kaç kelime? Altı kelime. Altı kelime ama film gibi yani. İstanbul'dan bir Tatar geliyor. Atlı süratli i̇şte kamçısını atıyor tutuyor. Bir ferman götürüyor muhakkak bir yere. Onu söyleyelim şimdi. Bu imparatorluk nasıl yönetiliyordu? İstanbul'dan çıkan bir ferman... Sudan'a nasıl gidiyordu. Değil mi? Bugün için çok kolaydı. Bugün bile kolaydı. Evet. Kırım Tatarları vardı değerli dinleyenler. Böyle 15-20 kilometrede bir e, kuleler vardı. Ferman buradan işte elden ele giderdi. 20 günde 25 günde götürüyorlar evet. ki bir mucize. Hatta şey pek bilinmez onu da söyleyelim meraklıları için. Menzil kelimesinin e, gerçek manası e, bir atın bir günde alabileceği yol demek manzil. Sa sağ salim hayır, bir şekilde. Hayır de. Bu çünkü bunları Amerikan kovboy ah. filmlerinde görüyoruz. İşte post arabaları atlılar, soymuncular, işte valizler falan. E orada varsa bu burada da vardı. Yani bu Bir ulaşım. Türk'üden nereye geldi? Yani. Kamçı'dan ama <laughs> Tatarlar atçı olur. Yani at. E, hatta İlber Hoca da e, Türklerin e, savaşçı bir ırk olmalarını iki sebebe bağlar. Biri at çobanlığı. Çünkü at çobanlığı öyle diğerlerine pek benzemiyor. Çok zor bir iş. Onları e, zapt etmek. İkincisi de tabii o bir tartışma konusu. Biraz semiyolojiye girer dil bilime. Roland Barthes'lere falan gideriz. Tek heceli kelimeler. At, tut, kaç. Bunlar emir komuta açısından çok uygun kelimeler. Ve at üstünde kolay söyleniyor. Ama bazıları da der ki Türkler savaşçı olduğu için dil böyle yapılandı. O da bir görüştür ve saygı duyarım ben. Ya at üstünde hani iletişim... E... ...at, tut vesaire... ...yani savaş üzerine kurulu bir kültür... ...niye? Hayatta kalmak için... ...yoksa savaşı çok sevdiği için değil... Ee, ...Türkler... ...mesela Servet de yine ona dönersek... ...işte pastırmayı biliyoruz... Ee, ...atın... ...eyvesine... Şey, et konularak yapılıyor falan. Onu söyleyelim. Atın eğeri ile bedeni arasına konurdu ki atın teri tuzlu onu pişirir dedi. Evet. Lokumu da dedi. Bu lokum da ...Azizciğim dedi muhakkak bizimkilerin savaş icadıdır dedi. Bu biraz da bizim Hacı Bekir'den dolayı araç Safranbolu kaynaklıdır lokum. Hak dedi sen de Türk olduğun buradan belli işte. Türk lokumu siz icat etmişsiniz. Lokum dedi demek ki uzak savaş şeylerine Tatlı ihtiyacını gidermek için e, Türklerin icat ettiği bir e, gıda. Zaten böyledir şimdi peksimet dediğiniz gıda Roma ordularının taşıyabileceği bir e, karbonhidrat kaynağı olduğu için vardır. Çünkü bozulmadan evet. yüzlerce kilometre öteye götürebilirsiniz. Güzel konu. Ama dilden gidersek şimdi... Türkleştiremediklerimizden misiniz diye bir cümle kuralım mesela Türk kökünden eklerle leştiremediklerimizden misiniz. Bunu herhangi bir Batı dilinde ifade edebilmek için söyleyeyim ben size. Üç fiil, iki yardımcı fiil kullanmamız lazım. Bunu eskiden Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan diye söylüyorum. Onda mesela... Çekoslovakya kayboldu. O, şimdi evet ayırıyor. orada şimdi Çek mı Slovakyalı mı? <laughs> Aslında Slovakya'nın da orijinali Slavokya'dır yani Slav'ın. Şimdi Türk devletinin ilk başlarda yaptığı hususlardan biri kültür işte eğitime yatırımları, eğitim politikası ve kültür politikası. Yani bunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Mesela. Radyo, radyocuların efendim konservatuardaki üstadların işte, Türkiye'yi taraması, türkü derlemeleri. Bunlar çok önemli bir faaliyetler. Bir de Türk Dil Kurumu'nun dil derlemeleri, derleme sözlüğü, tarama sözlüğü gibi çok büyük sözlükler ürettiler. Burada Türkçenin zenginliğini görüyoruz. Fakat bu durakladığı için o dönemde ne yapılmışsa yapılmış. Şimdi üstüne konulmuyor. Aslında o dönemde yapılan her şeyle bu bitmiş değil hala çıkar. Böyle bir çalışma bir kere daha yapılması lazım ki o sözlük daha da genişlesin. O sözlükteki birçok kelimeler işte bize de düşen bunları yeni kuşaklara aktarmak. hem kelime olarak hem şey olarak. Mesela bir gün köyde amcam çift sürüyordu. İşte öküz sene 70'li yıllar. Kastamonu'da. Kastamonu'da. Bizim elektrik zaten 80'de geldi, traktör falan da işte 80'de sonra geldik, karasabanla işte sürükleri Türkleri olarak karasabanın peşinde. Oradan bir bitki çıkardı, şöyle yumru bir şey, onu çakısıyla soydu, al oğlum dedim, ben de işte ilk defa görüyorum onu. Kösküç diye bir bitki bu, kösküç. Bu bitki hala muhakkak vardır ama bunu ben ne bir daha gördüm çünkü artık pulluklarla sürüldüğü için. Bitki vardır da bilen var mı? Bilen yoktur ve bu tür şeyleri aktarmak lazım. Tabi olmayan şeyi aktarmanın çok... Neymiş o közküç? Közküç işte böyle bir turba benzer tatlı. Küçük kök, kök. Kök evet kök. Çok yani o yazın sıcağında bana gayet iyi gelmişti. Bunun gibi şeyler. Çocuklarımıza bir de bu kelimeler ve kültürlere beraber büyüklerimizi anlatmak lazım. Yani işte ben biraz yapmasam da kültürel olarak meraklıyım. Yani bir güreş, bir koca Yusuf'u bilmeleri lazım gençlerimizin. Bir Ali Çoy'u bilmeleri lazım. Şimdi derleme gezileri bu türküyle ilgili olanları TRT'nin arşivinde biz hepsini koyduk dijitale. Orada bir sıkıntı yok. Uzun bir çabayla evet. yaptık. Ama Özellikle tarih ve dil kurumlarının kırklarda yaptığı derleme gezileriyle ilgili kaynak yok. Türk Tarih Kurumu ve Dil Kurumu yenilerini basmıyor. Ha ben buluyorum sahaflarda. Hatta bazen sahaflarla çay içerken gülüşüyoruz. Şimdi 1937 derleme dergisi buluyorum. Kaç para buluyorum? Al senin olsun diyor. 10 lira ben yeterliyim. Oysa o en değerli e, kitap oldu ama maalesef tabii bir ürünün değerini de alıcısının talebi belirlediği için siz bankacı evet. olduğunuz için e, kaynak var ama sahaflarda var. Onların yeniden basılması bence çok önemli. Buradan duyuralım. ilgili evet, Gençlerimize bir önerim de e, kaybolmaya üst tutsa da sanatla ilgilenmeleri. Yani gidip bir Saraç hala var. Mercan'da vardır. Efendim, bazı şeylerimiz de var. Saraçlık çok önemli. Savaş eski savaş sanayinde falan benim de hoşuma gider. Bir saraç görmeleri, onun neler yaptığını az çok bakmaları, bir demirci bulmaları. Demir nasıl dövülür, kömür nasıl yakılır? Bu manada bizim arkadaşımız İdris Savaş var, Safber Sanat Atölyesi. Demirciliği hem modern şeyle ama geleneksel usulle de yaparak demirden sanat eserleri meydana getiriyordu. En son sanatçı ünvanı da aldı Kültür Bakanlığı'ndan. Bu tür şeylere gençlerimizin e, ilgi duymasını tavsiye ederim. Ondan sonra e, gezmeleri, görmeleri yani şu, şu, Serbia, Somuncu oltağı Moğolistanlara, Kanadalara her yere giderek işte Türklerin kökünü ortaya koymaya çalıştı. E, bu kadar gitmeye gerek yok. E, imkan bulamayanlar nerede yaşıyorlarsa orada. Mesela şimdi Atsız'ın Nazım Hikmet'e yazdığı bir risale var. Şimdi Nazım Hikmet Peyam Safa ile kavga ediyor filan. İşte onunla bununla kavga ediyor. En son atsız olay el koyuyor. Onun böyle 3-5 sayfalık o zaman bastırmış. Komünist Don Kişot'u Proleter Burjuva Gospodin Nazım Hikmet Yoldaş'a diye başlıyor. Başlığın azametine bakın. Komünist Don Kişot'u Proleter Burjuva Gospodin Nazım Hikmetov yoldaşı. Her telden. <laughs> ya şimdi gospelin ne demek hala bakıyorum falan sözcükten. Gospelin ne olduğunu tam kavrayamadım. Burada diyor ki çeşme meydanı kabadayları gibi diyor. Çıkıyorsun diyor bir şeyler söylüyorsun. Allah Allah çeşme meydanı neresi acaba? Diye benim böyle tuhaf şeylerim var. Gittim çeşme meydanı nerede? Bir yerde yazıyor Galata Kulesi'nin altında. Bir yerde yazıyor Karaköy'de. Bir yerde yazıyor Azap Kapı'da. Bir gün birine gittim, bir gün öbürüne gittim, bir gün diğerine gittim. İşte acaba neresi bu çeşme meydanı? Daha sonra çeşitli romanlarda denk geldim yani Bu çeşme meydanı meşhurmuş. Bu tür kaybolan şeyleri... Neredeymiş? E, azap kapıda. Oradan yol falan geçince... Orası eskiden köşklerin, meşklerin olduğu yer. Haliç'in kıyısı bilmem <laughs> Sonra mesela Taş Kasap diye bir yer var. Çok meşhur. Oraya henüz gidemedim. Mesela Mehmet Akif o mahallede büyümüş. Burası da Aksaray'da. Aaa şimdi güzel açtınız konuyu. Taş. Akif de önemli adam. Evet. Yani Akif'in yaşamını özellikle gençlere öneririm okusunlar. Evet şüphesiz namuslu adam. Zaten namuslu adamlar birbirini farklı kampta da olsa takdir ediyorlar, beğeniyorlar. Saygı duyuyorlar. Saygı duyuyorlar. Önemli olan bu. taş kasap dedik başka. Mesela bir de Çarşı Kapı. Çarşı Kapı çok geçiyor. Çarşı 70. Kapı yalnız çok tartışmalı. Yani Çarşı Kapı'yı ben ne biliyorum? Fakat işte 70 yılların gazetesini açıyorum. Gençler üniversiteden çıktı çarşı kapı tarafına doğru yürüdü. Oradan mülevvete yürüdüler. Çarşı kapı neresi? Yani e, durak eskiden tramvay durağı olduğu için çok meşhurmuş. Ben orada bir ayakkabıcıya sordum. Çarşı kapı neresi diye. İşte beyaz tramvay duran olduğu yere çarşı kapıdır. ben de sordum. <laughs> Bana da Sirkeci postanesinin olduğu yer dedi. Hayır. Orası Bahçe Kapı değil mi dedim? Hayır dediler ama dediğiniz gibi çok tartışılıyor. <laughs> bu tür Mutluluk veriyor yani bunları servetle de yapardık işte keşifler, küçük küçük e, araştırmalar kendi çapımızda, kendi aramızda. Aslında e, siz hatırlarsınız 1980'lerin ortasında e, UNESCO Türkiye'ye ciddi anlamda kredi vermeye kalkıyor bu e, tarihi surların onarımı konusunda. Ama biz o konuda çok yanlış politikalar izlediğimiz için o para da kesiliyor. Hatta bir cümle var onu çok e, severim ben siz e, surları restore etmiyorsunuz surları tamir ediyorsunuz diyorlar. E, keşke o çarşı kapı bahçe kapı evet. işte evet. Cibali kapı Cebe Ali'den gelir o da. Evet. Onları böyle yazsak, tarihi yarım adayı çevirsek ne güzel olurmuş zamanında. Peki bu gençlerin evlenmediği ve evlilik oranlarının gittikçe düştüğüne yönelik bir eleştiri var. E nasıl? Ben ona şöyle cevap veriyorum genelde. Doğa boşluğu sevmez bir gün canları isterse evlenirler diyor. Siz ne diyorsunuz? Ya canları isterse şey, muhakkak evlenirler. Evlenmek de şimdi kolay değil. Değil değil. Mi? Yani Allah kolaylık versin gençlerimize. Eskiden hani... İhtiyaçlar daha az. Bize gerçek ekonomik dersinde ihtiyaçlar sonsuz kaynaklar kısıtlı diye öğretmişlerdi. Ben de düşünüyorum ya yani ihtiyaçlar niye sonsuz olsun? İşte bir ayakkabı olunca, bir elbise olunca, işte ekmek olunca yeter diye düşünüyordum üniversitenin ilk günü, ilk günlerinde. Şimdi hayata girince sonsuzmuş Hakikaten. Yani onu, o prensip ortaya koyan adam yanlış söylememiş. İhtiyaçlar şimdi daha da arttı. Her şey daha da pahalılaştı. Biraz ülkemizin içinde bulunduğu iktisadi Ama sıkıntılar. Ama tek sebep ekonomi değil. Değil tabii ki. Öğrenim hayatının uzaması. Artık gençlerin tercihi. Belki bunda da şey vardır. Çünkü evlilik kavramı da bir sosyolojik açıdan tekrar incelenmesi lazım gelen. Genç yani, kızların maddi özgürlüklerini sağlamalar. Evet, o da önemli. Evet. Yani bu gelenekten modernizme geçiş arasında bir dönemdeyiz. Bu bakımdan en güzel ifade bu oldu bence. E, evet. Bir geçiş dönemi. Evet, artıyor falan. O Bakımdan iyi ölçüp iyi tartsınlar. Evlilik önemli. Evet. Nazıma dönelim yine. 60. yılı değil mi ölümünün? 63. Evet, doğru. Tabii 63, 60. 63. yılı. Şimdi tabii bu çalışmada <laughs> Ee, düşünce dünyasının içine dalıyorsunuz. Neden dalıyorsunuz? Ee, nazım okumak sadece nazım okumak değil. İçinde Peyami Safa var. Az önce Artsız'dan çok güzel ee, onu alacağım yayından sonra sizden. Necip Fazıl. Ee, Necip Fazıl var. Nazım deyince Peyami Safa var. Kemal Tahir. Nazım deyince Yahya Kemal var, Celile Hanım var. O dönemin İstanbul'u, Park Otel, ne bileyim, işte Sirkeci, Bursa Cezaevi, Sinop, değil mi? Evet. İşte İznik'ten başladık. İznik gölünü resmetmiş. Karanlık bir kuyu gibidir. Sonra bir kitabında diyor ki idamlıkların diyor zincir sesleri geliyordu. Yukarıdan. İdamlıkların zincir sesleri. Bunlar diyor sabahlara kadar sabah kadar uyumazlar. Bursa'da mı? Bursa'da. Ya idamlık niye sabaha kadar uyumasın? Çünkü gece infaz ediliyor. E, şafak vakti, Şafak sabah Vakti. Karşı. O onu geçirince o gün rahat. Gündüz uyuyorlarmış. Mesela bu çok müthiş bir tespit. Tabii. Yani cezaevinde Adem babalardan bahsediyor. Adem, baba diye bir kavram. kimi kimsesi olmayan işte insanlar. Onlar ölünce işte bir arabaya atıyorlar, götürüyorlar filan. Böyle toplumumuzun e, hakikatlerini göstermesi bakımından. Bir de bu adamlar niye kavga etmiş? Asıl merakım bu. Bunlar niye anlaşamamışlar? Ve bunların hangisi haklı? Ben milliyetçiyim elbette benim atsız haklıdır diye düşünüyorum. Fakat biraz daha insaflı, biraz daha anlayışlı, biraz daha hoşgörülü olunamaz mıydı? Şimdi mesela bizimkilerin bir şeyi var. Nazım Hikmet Ran soyadı. Şimdi saldıracaklar ya. İşte vatan aynı şu bu. Bakın diyor bunun soyadı ne? Ran. Ran ne demek? bizim yazarlardan biri yazmış. Anlamı yok. İşte diyor bu anlamsız bir soyadı almış zaten Türk değil. Narı, ranı diyor terse çevir. Çeviriyorsun. Ne çıktı? Nar. Nar ne renk? Kızıl. Kızıl. Aa, gördünüz mü? Bak işte kızıl komünist. Şimdi <laughs> 40 yıl düşünsen <laughs> aklına gelmez. Bu nasıl bir yorum yani? Bu kadar aşırı, bu kadar insafsız, Halbuki ona sorsanız ran soyadını şunun için almış. Herkes diyor başaran aldı, onaran aldı. Filan İşte ben de diyor hiçbir şey başaramadığım için gittim. Ran soyadını aldım. Yani bir şey olsun. Soyadı kanunu biraz tuhaftır bizim. Alelacele çıkarılmış. Biraz herkesin alakası soyad aldığı aslında Türkler geçmişte e, sülale lakabıyla anılır. Bunlar, zade. Bunlar hep e, zade biraz hani şehirli olabilir ama bizim köyümüzün kayıtlarına baktım. Oğlu. Mesela, oğlu. İmamoğlu, işte Köseoğlu, Demiroğlu vesaire. Buna biraz Türkçüler o vakit direnmişler. Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu İktisat Fakültesi Profesörü. Hı. Bunun öncülüğünü yapmış. Sürekli Fındıkoğlu Ziyahettin Fahri falan diye kullanmış ama maalesef... Ee, Kapar topar çıkınca alakası soyadıdır. Yani adamın soyadı kuzu. E, kuzu ne demek işte. Tamam kuzu güzel bir şey de onun muhakkak bir şeyi vardır. E, bizim de soyadımız araç ilçemizden almışız ama kendi aile lakabımız var. Kendi şeyimiz var. Bu vakit bunlar biraz. E, benimkini de anlatayım çok ilginç. Uner benim soyizmim. Üner değil ama. E, dedemin Trakya'da değirmeni varmış. Makedonya göçmeni. Görevli gelmiş. Ne alıyorsunuz? Hun eri olsun istemiş. Yani Avrupa Hunlarının askeri. Trakya'da H olmadığı için <laughs> değirmenle de un bir an evet. e, bağdaştırılmış görevli tarafından. <laughs> Türkiye'deki tek uner biziz aile olarak. <laughs> Komik ama işte size soyadı kanunun ee, olduğu yıllar. İşte Mesela bunların biri hapse düşüyor, öbürü seviniyor. Öbürü hapse düşüyor, diğeri seviniyor. Bu kadar olmaması lazım. İşte Zabahattin Ali öldürülüyor. E, bizimkiler sevinir gibi bir hava içinde. Hiç bir üzüntü yok. Ya yani, adam öldürülmüş, yazık değil mi yani? Komünist ne olursa olsun. Sonuçta bir edebiyat şeyi var. E, bu tür şeyleri ortaya koyarak yani karşı taraf biraz atsız okusun. Bizim taraf biraz ...bunları okusun. Okuyorlar zaten. Eee e, yani bunları okuyunca insan komünist de olmaz efendim, faşist de olmaz kültür artmış olur. E zaten e, şu an dünyanın yapısı sizin bunları olmanıza pek e, ...anca zihnen olabilirsiniz. Yani bugün bir Türk milliyetçisiyim ben deyince bu sizin e, bir takım sol değerlerden uzak kalmanızı gerektirmez. Ama Kaderse eksik olur zaten. E, bir de on, o değerler sol mu sağ mı uygulanmalı? O, yani, o da doğru. o da doğru. Yani milli bilince sahip olan şimdi mesela sol Alparslan Türkeş bir kongrede tuttu Nazım Hikmet'in şiirini okudu. Çok iyi hatırlıyorum o evet. günü. MHP kongresi. Yani Türkiye yerinden oynadı. Nasıl okur? Halbuki Nazım Hikmet'in şiirlerini, şiir kaseti var. Kaset yok o zaman. 1940'larda çıkarmış. Plak var. Plak. Onu diyor şeyde Erdek'te işte Fuat Uluç'un oğlu Hıncal. Hıncal Uluç yazdı kaç kere. Biz babam diyor Alparslan amca otururlardı. Hafta sonları Nazım'ın planı dinlerlerdi. Dinlerdik diyor Nazım yani, Hikmet'i, severdik. E, bunu okudu, yer yerinden oynadı. Sonra e, bu dikkat çekici bir şey. MHP milletvekiline sordular. Türkeş vefat ettikten sonra. Nazım'ın şeyine nasıl bakıyorsunuz? İşte vatan aynı diyor. Üç tanesine soruyorlar. Biri öyle diyor, biri biraz alımlı söylüyor, biri biraz daha alımlı. Hepsi vatan aynı diyor. Tamam. E, fakat diyorlar Türkeş şiirini okudu o okumuş olabilir diyor bizim MHP milletvekili. Yani Türkiye'den daha çok milliyetçi. Ya öyle değil. Türkiye çok oluyorsa demek ki bir sebebi var. E, sen de onu takip et. Sen de kalbindeki şeyi biraz hoşgörüye indir. Yanlış. Peki milliyetçi camia ya da Türkiye Cumhuriyeti. E, Alparslan Türkeş'in eksikliğini hissediyor mu bugün? Şüphesiz. Neydi çok. artıları? Ya Alparslan Türkeş bir siyasi parti liderinin olmaktan ötesinde bir e, Türk milletine yeni ufuklar kazandıran, büyük hedefler koyan, Türk gençliğini yetiştiren çok büyük bir lider. Yani bugün 20. asırda Atatürk'ten sonra Atatürk'ü biz göremedik. Keşke görseydik, onun çağına yetişseydik. Onu, onu görmek zaten mübarek bir insan. Yani biz de Türkeş'in çağına yetiştik asbel kadar Gördük, sohbet ettik, istifade ettik. Fikirlerini okuduk, kitaplarını okuduk. E, Türkeş, işte, Turan diyordu, atsızlarla beraber, i̇şte, Türk Birliği diyordu. Bugün yavaş yavaş oraya doğru e, Türkiye e, adım atmaya çalışıyor. Olması gereken de bu. Yani, 300 milyonluk Türk alemi birlik olsa, siyasi ve ekonomik işbirliği içinde olsa Kerkük'te zulüm yapılabilir mi? Veyahut da Kırım ilhak edilebilir mi? Doğu Türkistan'da zulüm yapılabilir mi? Bütün bunlar Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyan şeyler. Fakat, Kendisi sağlığında çok güçlü bir şekilde iktidara gelemediği için. Yani hükümet ortaklıkları oldu ama. Koalisyonlar oldu. Evet. Şimdi tabii geçen bu... Ben Horasan, Semerkant, Buhara... Buralarla ilgili bir çalışmayla ilgili okumam gerekiyordu. Az önce izlik deyince söyleyecektim de şimdi geldi aklıma. Türk dünyası gerçekten çok bölünmüş. Arada hep Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği deniyor ama ondan önce de bölünmüş. Yani... Osmanlı, bazı doğudaki e, Türk imparatorluklarının Şia'la tanışması ve belli sorunlar, biraz tarihe gireceğiz ama e, bu 500-600 yıllık sorun olmaktan öte bence. Aslında Osmanlı'nın ilişkileri var, Doğu Türkistan'la var, kültürel ve nüfus hareketleri var oradan buraya. Malum işte Fatih e, asrının alemlerini buraya getiriyor, Timur buradan ondan önce götürüyor. Yani bir savaşsak da bir sonuçta Doğu, Doğu Türklüğü, Batı Türklüğü bunlar. Evet. Ee, kardeş kardeş kavgası yani kardeş kavgası. Yani bir milleti imha edici hususlar değil. Bu da yine tarihe bütüncül bakmayı gerektiriyor. Bunların hepsinin aynı kaynaktan, aynı soydan, aynı ırktan olduğunu. İşte arada İran olması biraz, arada e, ge coğrafi geçişi engelliyor. İran'ın güçlü de bir ülke evet. olması. Evet. Aslında şöyle yapalım. Yine bitti süre. Birkaç ay geçsin, ee, sizin bu çalışmalarda devam ediyor nasıl olsa. Yine birlikte olmak isterim. Çok güzel, keyifli bir sohbet. Ben de aynı şekilde. Çok şey öğrendim çok sağ sizden. Çok teşekkür ederim. Dilerim dinleyenlerimiz de aynı keyif almıştır her başında. Sağ saygılar sunuyoruz. Benim çok teşekkürler. Seyircilerime de saygılar. Vesaire'de iki hafta boyunca mütefekkir yazar e, Sayın Yusuf Yılmaz Araç'la birlikte olduk değerli dinleyenler. Haftaya buluşuncaya dek program yapımcımız Muhammed Ersin Toy... Teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Süha Uner. Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın. Vesair Vesair